Evet, telefon röportaj varmış. Peki, sokaktan bir röportaj. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Benim sorum acizane, sorgu melekleri insanlar hemen öldükten sonra mı kabre gelirler? Onu öğrenmek istiyorum. Selam. Hocam. Peki, bunu cevaplayacağız. Sorgu melekleri insan kabre girer girmez gelir mi diye sordu. Bir kardeşimiz hattaymış. Alalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyurun efendim. Hayırlı sabahlar, hayırlı pazarlar. Selamünaleyküm. Benim size bir Aleykümselam. sorum var. Dinliyorum. 29 sene oldu, eşim öldü. Onun kabrine defnetmek istiyorum ben. Allah rahmet etsin. Yani olabilir mi? Şey olduğunu söylüyorlar. Namahrem diyorlar. Öyle bir şey var mı? Öyle öyle yere namahrem olmaz. Yani Ee, bence pe de. peki size önemli bir soru. Nasıl gömülebilir? Kaç sene geçmesi gerekiyor? Bir ara verelim. Aradan sonra bununla başlayalım inşallah. Oldu mu? Hayırlı günler diliyorum şimdi. Evet, yeniden birlikteyiz. Yine hayırlı sabahlar diliyorum hepinize. Feyizli, bereketli bir program olsun. Bir kardeşimiz WhatsApp şöyle bir soru sormuştu. Eşim öldü. İşte 29-30 seneye yakındır. Ben oraya defnedilmek istiyorum. Vasiyet ediyorum. Mahrem, namahrem olur diye korkutuyorlar. Hayır. 5 sene, 6 sene geçtikten sonra ikinci bir vefat eden kişi aynı kabre diğerinin kemikleri vesaire bir kenara toplanarak oraya bir başkası defnedilir. Burada kadın erkek fark etmez. Ayrıca akraba olması da gerekmez. Defnedilebilir. Onda sıkıntı yok. Telefonda bir kardeşimiz vardı. Tekrar bağlanalım. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Buyurun efendim. Siz şeyi sordunuz değil mi? Bu ölüyle ilgili. Evet, Eşle ben ilgili. eşimin kabrine defne olmak istiyorum ama namahrem olduğunu söylüyor, onu sordum ben. Tamam. Onu ben şimdi cevapladım. WhatsApp sorusu da kabirde melekler gelir mi, ne zaman gelir diye. Kabire konduktan sonra gelir. Onu da cevaplamış olduk. Duydunuz, duymadıysanız tekrar edeyim. Oraya gömülmenizde Allah uzun ömürler versin inşallah. Hayırlı bir imanla gitmeyi nasip eylesin. Evet. Gömülmenizde hiçbir sakınca yok. 5 sene, Tamam. Bunu 6 sene. öğrendiğime çok sevindim. Çünkü bir toplumda bana dediler ne mahrem olduğunu söylediler. Ben şu anda Ya, tek kaldım. maalesef işte herkes kendi bilip bilmeden konuşuyor. Bir soru daha sorabilir Buyurun, miyim hocam? buyurun dinliyorum. Yatsı namazını kılarken Twitter namazında hangi soruları okumamız lazım? Vitir Yani namazını. normal soru aman Sure. duaları mı okumamız lazım yoksa farklı bir dualar mı okunur? Vitri mi soruyorsun, yatsıyı mı? Evet, yatsı namazın vitrinde. Ha, vitir namazında hangi sure, Evet. rekatta Fatiha'dan sonra Kevser suresini inna atayna okuyabiliriz. Evet. Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas suresini okuyabiliriz. İhlas suresini okuduktan sonra tekrar tekbir alıyoruz vitir için. Kunut Evet. duası için kunut tekbiri. Allahu Ekber diye elimizi bağlıyoruz. Bilenler kunut dualarını okurlar. Allahümme inna nestaînüke ve nestağfiruke ve Evet, nestehdik. biliyoruz, onu Allahümme iyyake okuyoruz. na'bud. Bunları okumak vaciptir. Bunları okuruz. Tamam. Bunu bilmeyen de Rabbena atina, Rabbena fiilli dualarını okuyabilir. Tamam. Allah Allah kabul razı olsun. etsin. Sakarya'ya Allah size selam hayırlı olsun. uzun ömür versin Sağ inşallah. olun size de efendim. Diğer bir telefonumuz varmış. Selamun aleyküm. Diyarbakır'a selam olsun. Aleyküm selam hocam. Buyurun. Elinizden öperiz. Sağ olun kardeşim. Buyurun. Hocam benim annemle babam her gün tartışıyorlar. Fazla sebebi diye tartışıyorlar. Taraf tutmak caiz mi? Ne yaparsan caiz mi? Taraf tutmak. Taraf tutmak. Evet. Sen kimin tarafını tutuyorsun? Ben annemin tarafını tutuyorum. Haklı olanı tutacaksın. Evet. Babam Arkadan birisi bir şey söyledi sana. Kim, ablan mı? Hayır. Kim o? Birisi bir şey söylüyor kulağına, bir şey fısıldıyor. Ve Kardeşin mi? Peki. kardeşim
Kardeşim diyor ki benim babam kardeşleri yüzünden bozulmuş, o yüzden gelip bize kavga ediyor, o yüzden taraf tutmak caiz mi diyor. Şimdi burada tabii anne kıymetli, annenin hakkını ödeyemeyiz. Genellikle de babalar yorgun argın gelirler, canı sıkılır. Gelir eve patlar, bir bahane arar. İşte yemek niye soğumuş, niye tuzsuz olmuş, efendim bu niye burada yok, şu niye böyle, çocuk nerede, niye sormadın, niye etmedin? Annelere haksız yere çok şekilde bağırırlar. Böyle oluyorsa anneyi tut. Anneni savun, baba kızma de, annemiz o bizim de, yoruluyor de. Bu şekilde olur. Haksızlık yapan değil, haksızlığa uğrayanı tutmamız lazım. Hocam peki... Buyurun. Hocam peki baba tarafındaki babanın kardeşleri bile karışıyorsa bu caiz mi? O eve onlar karışmayacak. Evin işlerini onları karıştırmayacağız. Onlar çok karışıyor, yüzden babam böyle yapıyor. Ya yanlış yapıyor. Baban onları değil, sizleri dinleyecek. Sizlerle istişare edecek. Ona göre karar vereceksiniz hep beraber. Babana selam söyle. Teşekkürler. Aleyküm selam. Sağ ol. Gözlerinizden öpüyorum. Allah'a emanet olun. Sağ ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.